Sürücüler artık ezbere bildiği yollarda bile trafik yoğunluğu olup olmadığını görebilmek için navigasyon uygulamalarından faydalanıyor. Ancak o yol tarifleri güncel değilse sizi bazen ters yöne, bazen de tehlikeli noktalara yönlendirebiliyor. Benzer olay Adana'da 4 kişilik bir ailenin sonu oldu. ATV Haber bugün harita kullanırken benzer durumla karşılaşmamak için ne yapılabileceğini araştırdı. Adana'da 4 kişilik bir aile araçlarıyla birlikte navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi, uçurumdan düştü. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Geçen senede bir araç yine navigasyonun merdivenli bir yokuşu yol gibi göstermesi sonucu takla atmış ve sürücüsü ölümden dönmüştü. Normalde büyük kolaylık sağlayan bu yol gösteren uygulamalar peki nasıl oluyor da yanlış yönlere sokabiliyor? Kullanıcılar navigasyon uygulamalarının güncellemelerini almazlarsa yanlış yollara sebebiyet verebilir. Bu durum kaza riskini ciddi manada arttırır. Navigasyonumuza Rumeli Feneri yazdık. Yarım saattir yoldayız. Şu ana kadar herhangi olumsuz yanlış yönle karşılaşmadık. Artık varışımıza da 3 dakika kaldı. Bakalım son 3 dakikada herhangi bir problem yaşayacak mıyız? Sola dönün. Bakın burası da son derece enteresan. Navigasyonun sola dönün dediği yere inerek bakıyoruz şimdi. Ve işte görüntü tam da bu. Yol yok ve ucu deniz. Yani bizi yanılttı. Özellikle gece saat olsa bilmeyen kişi belki buradan araçla gidecek ve denize uçacak. Navigasyon cihazı bizi bir yola sokmaya çalıştığında ve biz o yolun ters yön olduğunu, çıkmaz bir sokak olduğunu, girişin olmadığı bir yol olduğunu gördüğümüzde sürücü kendi sürüş zekasını kullanarak bu yola girmeyecek. Anlık trafik değişiklikleri veya yolun aniden kapalı olması, yeni rota belirlenmesi konusunda yanlış ve hatalı yönlere sebebiyet vereceğinden ötürü yine burada da kazaların var olduğunu görüyoruz. Çoğu sürücü kayıtsız şartsız navigasyonların talimatlarına uyuyor ama bu her zaman doğru bir davranış olmayabilir. Navigasyonun yanlış yönlendirmesi bazen kullanıcı hatalarından kaynaklanabilir. Kullanıcı doğru bir şekilde yol tarifi almadan önce gerekli ayarları mutlaka gerçekleştirmiş olması gerekir. Peki böyle bir durumda yasal olarak ne yapılabilir? Bu tip uygulamalar sürücülerin tüm risklerine karşı bir sorumluluk almıyorlar. Hakim görüşte şu an bizim mesleğimizdeki bunun mümkün olduğunu düşünmüyor. Hukuki sorumluluğuna gidebilmenin...